Bir turnuva günü. Genç usta rakip hakkında bilgiler ister. Antrenörü şöyle bir bakar. Evet. Necmettinov bir yerde piyon verecektir. Sonra bir tane daha. İnisiyatifi ele alır. Durmayacaktır. Bir alet fedası. Belki at, fil, kale hatta vezir olabilir. Üstüne üstüne gelecektir. Bir bakmışsın mat. E4. Bagirov o yıllarda en güçlü büyük ustalardan biri. Dünya Veteranlar Şampiyonluğu vardır. Bir dönem Tal ve Kasparov'un antrenörlüğünü yapmıştır. E4'e E5 at f3, at c6, fil b5, satrançta vazgeçilmeyen İspanyol açılışı, hızlı gelişim, kısa rok hazırlıkları, fil sayesinde merkeze e piyonla baskı söz konusu. Piyon a6, fili rahat bırakmıyor, karar ver, ne düşünüyorsun? Elbette fil alır c6 seçeneklerden bir tanesi. Rakibin piyon yapısını bozma düşüncesiyle ancak piyon kazandırmaz. At e5'i alırsa vezir d4 rahatlıkla piyonu geri alır. Piyon a6. Fil a4 gerilimi tutuyor. Elbette b5'e izin verdi. İlerleyen piyonların oluşturduğu zayıflıklar, problemlerden faydalanma düşüncesi vardır. E tabii ki Necmettinov da bir noktada fil alır C6 endişesinden tümüyle kurtulabilir. B5 cepte. Piyon A6 oldukça önemlidir. Şimdi, B6. En doğal gelişim at F6 erteleniyor, güzel fikirler var. Kısa rokla birlikte, az önce piyon E5'i korudu, artık at savunmada değil ve bu sebeple B5 fil B3 at A5 fil çiftini alabilir. Ancak problemler var. Rakip D4 ile hemen pozisyonu açmak ister. Bunun sebebi gelişim üstünlüğü var, şah güvende ve burada bir gelişme yok. Bir de at fili alırsa kale hızlı bir şekilde oyuna girer. Elbette bu bir tercih. Teoride yeri vardır. Kısa roka geri gelelim. Necmettinov fil g4 tercih ediyor. Ne kadar orijinal bir fikir. Az önce şah yerini belli etti. Bir hedef var ve o tarafa doğru geliyor. Rakibin temel stratejisi D4 ile merkezde üstünlük elde etmek, piyonun sağladığı alan üstünlüğünü mat atağına çevirmektir. Fil atı açmaza alır ve D4 sürüşü oldukça zor. Bu sebeple piyon A3 açmazdan kurtulmak ister. Tabii ki bu kolay değil. Fil H5 Peki Necmettin Usta madem atı almak istemiyordu, neden filiyle buralara kadar geldi? Piyon sürdürmek. Rakip şah burada ilerleyen her piyon bir hedef, zayıflık demektir. Ve şimdi C3. Tabii ki piyon G4 istediğinde yapabilir. Acele etmiyor. Bu geri dönüşü olmayan şahın önündeki bir piyon verilmesi gerçekten zor ve önemli bir karardır. Bekletiyor. Şimdi C3 ile birlikte ileride destekli bir şekilde merkeze ikinci piyon gelmek ve alan üstünlüğünü arttırmak ister. Ayrıca file bir kare açar. C3 ile birlikte artık at F6. E gelişim piyona baskı. Elbette Hemen d4. Önemli seçeneklerden bir tanesi. At açmazda olabilir ancak problem yok. d5 geliyor. Burada b5 var. Açmazdan rahatlıkla kurtulur. d3 tercih edilmiş. Temkinli. Piyonu korudu ve bir süre konumu kapalı tutması manevralara, aletlerin en doğru yerlerine gelmesine fırsat verir. D3 ile birlikte fil E7, kale E1 hazırlıklar var. Vezir D7, at B D2. Standart bir manevra. Az önce kale bu kareyi açtı. Ve at F1'e gelsin. Piyonu sürmeden, zayıflıklar oluşturmadan at G3 gelebilir. Ve fili ister ve açmazdan çıkmak elbette. Ve bir de Burada sayısal üstünlük E piyonu rakip şaha atak fikirleri vardır. Evet. At B D2 ile birlikte artık fil bu kareyi kontrol etmiyor ve Necmettin Usta geliyor. Piyon G5. Az önce vezir D7 geldi. Dikkat, kısa rok atmadı. Bir planı vardı. Piyonlarla ilerlemek mat yapmak istiyor. E tabii ki kısa rok atılırsa şahla ilgili problem olurdu. Bu pek uyumlu olmaz. Ve az önce söylediğimiz gibi piyonun burada olması atakta bir ivme kazandırır. Biraz sonra piyon bir kare daha ilerler ve bu hat açılır. Şah burada Şimdi piyon g5 ile birlikte artık Bagirov g4 kozunu kullanıyor. Rakip piyonu durdurdu ve artık at açmaz da değil, piyonu belki de alabilir. Piyon g4 ile birlikte sen fili istersen ben de bu fili b5. Elbette filleri tahtada tutmak isteyebilirdi fil b3. Bence burada Necmettin Usta bir at fedası yapar. At alır G4, piyon at alır, vezir piyonu hatırı sayılır bir atak var. Bu nedenle B5'e bu fili alıyor. Şimdi G alır H5, tabii ki B alır A4. Elbette piyonu almak materyal kaybeder. At alır G5 ve burada bir açmaz söz konusu. Kale G8 ve piyon ilerlemek istiyor. Dikkat! Ver piyonu, ver atı ve hatlar açılabilir. Bu nedenle at h2 tercih edilmiş. Bu kareyi güzel bir şekilde kontrol etti ve kapalı tutmak istiyor. Şimdi piyon boşta. Necmettin Usta durur mu? Elbette alıyor piyonu. Vezir alır h3. Ve şimdi bu piyonu istediğinde alabilir. Problem yok. 1. at d f1. Hmm. Satrançta güzel bir söz var. Atların olduğu yerde mat olmaz. Ve ayrıca filin yolunu açtı. Fil savunmaya yardımcı olabilir. At d f1 ile birlikte at d8. Necmettin atla rakip şaha doğru geliyor. E şimdi Vezir alır A4 çok güzel şah temposuyla. Şah F8. Bu atak'tan hatırı sayılır bir şeyler çıkmazsa rok bozuldu. Şah F8'de. Bu kale köşede oyuna girmedi. Ve bu kale. Yani birçok piyon sürüşü zayıf kareler oluştu. Büyük ihtimalle stratejik olarak kayıp olur. Bu sebeple Rakibi bu avantaj düşüncesiyle bir süre baskıya razı oluyor. Şah F8 ile birlikte kale E3. Ver veziri. Necmettinov piyonu alıyor. Vezir alır H5. At tempoyla geliyor. Ver veziri. Vezir G6. Ve şimdi zayıf bir kare var ve mükemmel bir at. F5. Ve şimdi baba durmuyor. Geliyor piyonlarla. H5 kale g3 piyonu istedi. At e6 korudu. At f3 ver piyonu. Piyon h4. Bir dakika bir dakika. Burada at piyonu alırsa e ee, piyon açmazda, da vezir boşta neler oluyor? Necmettin Usta vezir h5 ile açmazdan çıkar. Piyonla atı almak ister ve Artık bu at açmazda kalmıştır. Bir yere giderse mat var. Bu nedenle h4'e piyonu almak büyük bir taktik hata olurdu. Şimdi kalite kazanmak istiyor. Kale g2 ve vezir h5. Ver atı. Peki at alır g5 piyonu aldı. Filler ne kadar güzel aletler değil mi? Bulundukları yerden bile gelişebilirler. Evet. At alır g5. Piyon a3. Durmuyor, geliyor. Geri vitesi yoktur. Şimdi kale atı savunmak zorunda. E piyon kaleyi istedi. E ilerlemek istiyor vezire doğru. Burada bir at alır e6. Şah temposuyla f alır e6. E bir problem var. At, kale istek altında tempoyla bir şeyler yapmak zorunda. At G5 ver veziri. Vezir F7 ve burada artık piyon E6'yı korudu. Vezir F7 ile birlikte. Şimdi kale istek altında. Kale G3. Burada o kadar güzel, inanılmaz bir hamle geliyor ki. At G4 tek kelimeyle harika. Evet. Atlar, bütün piyonlar, aletler ileriye doğru. Şimdi artık vezir atı korumuyor, atı almak istiyor. E peki bu problem var, bu at boşta. Kale alır G4. Piyon A2. Şah H1 zorunlu. Vezir çıkmak istiyordu. Vezir F3. Kale G2. Bir vezir fedası. Şah veziri alır. Piyon köşeden vezir olur ve biraz sonra mat. At g4. Bu kadar güzel bir taktik ve ayrıca bu kadar mı? Vezir alır f2 istedi ve sonra mat. Bu nedenle fil e3 f2'yi korumak zorunda. Vezir alır g7 atı aldı. Ancak rakip bir cevap veriyor. f3 Bir yudum su almak istiyorum. Ancak görebildiğim kadarıyla çok uzakta. Hazır olun. Necmettin Ustanın atları ileri gider. At alır E3. Vezir fedası. Yine olmadı. Bak yine olmadı. İki gündür, iki gündür buna hazırlanıyordum. Neyse at alır E3. Şimdi kale alır G7. Şah alır G7. Vezir D7. Fili istiyor. Şah F7 korudu. Sadece fili korumadı. Bak şahla atak yapıyor. Artık kale hazır. Bekliyor gelmeye. Şimdi vezir alır c7, piyonu aldı. Kale a g8. E tabii ki bu piyon vezire doğru ilerliyor. Bu nedenle şah durdurmak zorunda. Şah h1. Kale g3. Vezir a7 ver atı. Kale alır f3, atı korudu. Kale e1 bir kere daha istedi. At G4. Bu atı ne kadar güzel çıkardı buradan. Ve şimdi vezir savunmaya geldi. Vezir G1. Atı istedi. Kale G8. Kale F1. Neler oluyor? Evet. At F2. Veziri isterse geri alabilirdi. Bakın açar akşa. Ancak vezir alır F2. Kale veziri alır. Kale kaleyi. Evet materyal önde. Fil önde. Ancak bu oyun sonu çok daha uzun sürerdi. Bu nedenle kale f1'e veziri feda ediyor sonra geri almıyor kale f4. Alabilirsin kaleyi. Kale alır f4, e alır f4 ve artık vezir tek kaldı. Şimdi vezir f1 ver piyonu e5 korudu. Elbette bu piyonu almak at f2 vezir düşer. Şimdi d4. Belki vezir c4 bir şeyler olabilir. Hemen şah f8 geliyor. Vezir f3 bekliyor. Yapılacak fazla bir şey yok. Fil de atağa katıldı. Fil h4. D alır e5. Ve at f2'ye terk geliyor. Şu final tablosunun güzelliğine bakar mısınız lütfen? At, fil, kale, piyonlar. Bütün aletler atakta. Peki neden terk etti? Şah a2 zorunlu. Fil g3, şah g1, a2, şah f1 ve bu piyon sonunda vezir olur. Büyük bir materyal üstünlüğü. Bu nedenle at f2'ye terk. Evet. Bir kere daha harika, inanılmaz, mükemmel bir Necmettin Usta maçı izledik. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.